Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu optik olacak konu anlatımını çözeceğim. Testimizin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf fizik kazanım kavrama testi 31 olacak. Arkadaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılında güncellenmiş yeni testleri çözüyoruz. Muhtemeldir ki 2024, 25, 26, 27, 28 yıllarında da yine bu testleri kullanıyor olacağız arkadaşlar. Ben de sizlerle bu güncel testlerin en yeni hallerini, en yeni taze hallerini konu anlatımını paylaşıyorum. Buraya linkini koyuyorum oynatma listesine arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kazanım kavrama testlerini ve ayrıca etkinlik testlerini sırasıyla konu anlatımı olarak bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda sizlere dağıtılmış olan biliyorsunuz çalışma defteri var. Çok beğeniyorum ben bunu. Aynı zamanda tekrar testleri var arkadaşlar. Bu kitapların da tamamını kanalımda konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Buraya linklerini yine koyarım ben bunların. Onlara bakarsınız. Zaten kanalımız matematik kanalı. Bu bahsettiğim ve bahsetmediğim tamamını çokçasını da arkadaşlar yine kanalımda bulabilirsiniz. Matematikle ilgili olanları da. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Çok emek veriyorlar gerçekten. Bu soruları hazırlamak kolay değil. Ben de size söylediğim üzere dilim döndüğünce soruların çözümlerinde konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bismillah. Bir düzenek verilmiş. I ışını çukur aynada yansıttıktan sonra kendi üzerinden dönüyor. Görüyorum. Buna göre çukur aynanın odak uzaklığı kaçtır? Ekstra bilgilerim de var. Aynalar uzaklığı 20 santim. Tümsek aynanın tümsek çukur odak uzaklığı da 6 santimetre verilmiş. Arkadaşlar çukur aynanın odak uzaklığını bulabilmek için ben merkezini bulsam da benim işimi görür. Öncelikle şunu söylemek isterim. Şu I ışının paralel geldiği belirtilmiş olmalıydı. Paralel denmeliydi I ışını. Neden? Geldi paralel. Tümsekte ne biliyorum arkadaşlar? Hop sizin için daha önce hazırlamışım. Tümsek aynaya paralel gelen ışın arkadaşlar doğrultusu, uzantısı da diyebilirsiniz. En güzel laf doğrultusu arkadaşlar. Doğrultusu odaktan geçecek şekilde yansır. Okey. Yani bak doğrultusunu uzatmış. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? Benim tümsek aynamın odak noktasıymış. Ki bana 6 santim olarak da vermiş. Buyur sana 6 santim. Peki bu arkadaşın merkezini nereden bulacağım çukurun? Onu da şöyle bakacağım sevgili arkadaşlar. Bu arkadaş gelmiş kendi üzerinden yansımış. Ne zamandı sevgili arkadaşlar o? Görüyorsun çukur aynada merkezden gelen ışığın kendi üzerinden yansır. Bunu da hazırladım. Burada çok güzel şeyler söyleyeceğim size. Diğer sorularda takip edin. Merkezden geliyorsa kendi üzerinden yansır. Demek ki arkadaşlar bakın bu doğrultu aynı zamanda burası. Burası aynı zamanda çukur aynamın da merkeziymiş. Merkezi bulduysam merkezin yarısı zaten odak uzaklığım olacak. Toplamım ne kadar? 26 santim. Bunun yarısı da sevgili arkadaşlar. Onu da belirtelim değil mi? F eşittir M bölü 2'den ya da M eşittir 2F'den. F eşittir 13 santimetre olur arkadaşlar. O da A şıkkında bize bakar. Hadi 2 ile devam edelim arkadaşlar. İkinci soruda da odak uzaklığı verilmiş 12 santimetre olarak çukur ayna. Gönderilen I ışını şekildeki gibi yansımış. Buna göre X uzaklığı nedir? En temel yansıma kuralı. Neydi arkadaşlar? Merkezden normalimi çiziyorum. Normal. Normalde düzlem aynada da öyle gördüm değil mi arkadaşlar? Gelen açıyla yansıyan açı birbirlerine eşitti. Nitekim eşit gösterilmiş. Demek ki burası benim merkez noktam. X uzaklığı soruluyor. Arkadaşlar ben bu merkez uzaklığını bulursam X'e de bir pay çıkar buradan. Nitekim onu da nasıl bulacağım? Az önce söylediğim gibi merkez 2 tane F uzaklığıydı. F 12 verildiğine göre burası 24 santimmiş. Bu merkezin uzaklığı. Burası 24 santim. Burası 9 ise X'e de 15 santim kalıverir. 3 ile devam ediyorum arkadaşlar. Tümsek aynaya gönderen I ışının aynadaki yansımadığı şekildeki gibidir. Görüyor oraya. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar burada çok güzel bir iki laf edeyim ben size. O da nedir? Görüntülerde de işlemişsinizdir. Görüntülerde şu laf edilmiştir size. Sonsuzdaki cisim arkadaşlar görüntüsü odakta nokta şeklindedir. Bunun dışındaki herhangi bir cisim tümsek ayna ile sonsuz arasındaki herhangi bir cismin görüntüsü de arkadaşlar ayna ile odak arasında yer alır. Bunun sebebi de
Bütün gelen ışınların yansıma doğrultuları arkadaşlar ayna ile odak arasındadır. Nitekim burada üçüncüde hemen onu göreceğim. Şu arkadaşın uzantısı çizilmiş ya. İşte arkadaşlar benim F noktam yani odak noktam P'nin sağındadır. Sağındadır çünkü doğrultusu ayna ile odak arasında olur yansımaların. Bu anlaşıldı. Güzel. Şimdi odak noktası P N arasındadır. Evet bak odak uzaklığı odak noktası bu durumda P ile N arasındadır. Bunu bir hallettim. Şu birinci soruyu en son söyleyeceğim birinci öncüyle. İkiye bakalım. N noktası aynanın merkezidir. Arkadaşlar öyle midir? Öyledir. Çünkü yine temel yansıma kuralını burada görüyorum. Düzlem aynalarda da olduğu gibi. Benim bu normalimdir. Tümsek aynanın normalidir. Ki normal de merkezden aynaya çizilen herhangi bir doğrultudur. Şu da normaldir. Bu da normaldir. Bu normali çizmemin sebebi ışınımın bu noktaya gelmesidir. Eşit açılar yapacak şekilde yansımış. Evet arkadaşlar merkez noktam da burasıdır. Merkez burasıdır. Odak burasıdır. Peki KL eşittir LP midir? Sevgili arkadaşlar valla bana sorarsanız burası da tam söylenmeliydi. Çünkü KL'nin LP'ye eşit olabileceği bir durum olabilirmişti. Burada şekilden gözüküyor da bir KL'nin daha fazla olduğu. Çünkü ben bu ışını yaklaştıkça arkadaşlar aynaya yaklaştıkça şu P noktası uzantı da aynaya doğru yaklaşır. Öyle bir nokta olur ki şu uzaklıkların birbirine eşit olduğu bir nokta vardır. O da nedir arkadaşlar? Tam dibine geldiğim noktadır ki hocam da o kadar da ince eleyip sık dokunmayın artık diyebilirsiniz. Tam dibinde olsaydı arkadaşlar KL eşittir LP olurdu ki o da tam nokta olurdu. KL eşittir LP diyemiyoruz bu yüzden arkadaşlar. Her zaman KL uzunluğu LP'den daha fazladır. Ne zaman eşit olurlar? Tam da dibine geldiğimde arkadaşlar. Artık dibine geldiğimde yansımada aynı noktaya gelir. Bu durumda ne dedik? 2 ve 3 dedik. Siz 2 ve 3'ü iyi anlayın. LP şunu her zaman söyleyebilirsin. KL her zamandan LP'den büyüktür diyebilirsin. 4 ile devam edelim. 4 diyor ki odak uzaklıkları F1, F2. Tamam F1, F2. Çukur aynalara gönderen ışık ışını şekildeki gibi yansıyor. Tamam. Buna göre aynalar arası mesafe F1, F2 cinsinden nedir? Ha şu mesafe soruluyor. Bak çok güzel. Buradan hikayemiz başlamış. Gelmiş bu arkadaş yansımış. Arkadaşlar paralel gelmiş. Yine bunun paralel olduğunu söylemesi lazımdır derim. Paralel gelmiş artık anlıyoruz bunları. Paralel gelmiş. Nasıl yansıyordu arkadaşlar? Odaktan yansıyordu. Buna 1, buna 2 demişim. Odaktan geçecek şekilde yansıyor değil mi? Güzel. Demek ki şurası sevgili arkadaşlar F1 uzaklığı. Güzel. Daha sonra bu arkadaş gelmiş. Bu çukur aynadan da üzerinden yansımış. Geldiği gibi gitmiş arkadaşlar değil mi? Geldiği gibi aynı yoldan geri dönmüş. Ne zaman dönüyordu? Merkezden geliyorsa. Demek ki arkadaşlar bu nokta aynı zamanda benim İkinci aynamın merkeziymiş. Merkezim benim burasıysa hop F2 uzaklığı da bunun tam yarısıdır değil mi? Burası F2 kadardır. Burası da F2 kadardır. O zaman iki ayna arası uzaklığım ne oldu arkadaşlar? Bakın bir tane F1, iki tane de F2 var. F1 artı iki tane F2 olur. O da nerededir? F1 artı iki tane F2 E şıkkındadır. 4'e de E dedik gönül rahatlığıyla. 5 ile devam ediyor arkadaşlar. Nerede söyleyeyim ya? Onu birazdan söyleyeceğim. Görüntülerde de söyleyebilirim ya. Görüntülerde çok işe yarayacak o şey. Asal eksenleri çakışık. KL ve L çukur aynaların odak uzaklıkları FK, FL. Tamam. Asal ekseni paralel olarak gönderen... Ha bak paralel demiş. Burada diyor muydu ya? Bak gönderilen burada söylememiş. Burada söylemiş. Ne kadar güzel. Paralel olarak gönderilen ışının şekildeki yolu izliyor. Bence her soruda belirtmek lazım. Birinci soruda da paralelliği söylemeliydi. 5'te söylemiş. Çenem mi düştü ne? Her şeye de bir laf buluyorum yani. Asal eksenleri çakışık K ve L. Tamam asal eksenlerim çakışık. O da F, K, F, L. Paralel gönderiliyor. Ve bu yol izlenmiş. Işının gönderdim. Gitti. Hop paralel döndü. Buna göre F, K, F, L. Arkadaşlar paralel geldi. Nereden gidecek? Hop odaktan geçecek şekilde. Burası FK. Şu noktalar noktalar arası da eşittir demiş. Bak şurada noktalarım var. Bunu da kaçırma. Şurası şurasına eşit. Burası da buraya eşit. Arkadaşlar FK uzaklığımı buldum. Güzel.
Sonra bu arkadaş buradan geçmiş, o paralel yansımış. Ne zaman paralel yansıyordu arkadaşlar? Odaktan gelirse. Bu noktam benim aynı zamanda FL'ymiş arkadaşlar. L çukur aynamında odak noktasıymış. Bunu anladım. FKFL arkadaşlar bakın burasına. A birim, A birim, A birim. FK 2A kadar. FK bölü FL'yi soruyor. FL'de 1A kadar. Hop hop 2 birimmiş arkadaşlar. Şey, 2 birim olmaz. 2'ymiş. Çünkü oranlama yapıyorum. Birim falan kalmaz. 6 ile devam ediyorum arkadaşlar. Küresel aynada KLM şekilde gibi gönderiliyor. Buna göre KLM ışınlarının hangilerinin küresel aynadaki yansıması doğru çizilmiştir? Aa, çok kolay değil mi sevgili arkadaşlar? Bunları biliyorum. Çukur çukur bir tane de tümsek var. Sevgili arkadaşlar asal eksende tepe noktama gelen ışın, tepeye gelen ışın asal eksenle eşit açı yapacak şekilde yansır. Değil mi? Çünkü asal eksenim benim aynı zamanda normalimdir. Değil mi? Merkezden gönderilmiş normal gibidir. Merkez buradaysa buraya göndersen alfa alfa gönderilmiş doğrudur. Nereden gelmiş şeyleri görmeye çalışıyorum. Fark etmez değil mi sevgili arkadaşlar? Okul nereye doğru oldu? Çünkü bu arkadaş böyle geldiğinde böyle gidiyorsa böyle geldiğinde de böyle gitmek durumundadır. Bütün çukur aynaları, bütün aynalarda öyledir arkadaşlar. Nasıl geldi öyle gittiyse bunun tam tersini de söyleyebilirsin. Böyle geldi böyle gitti diyorsan böyle gelen ışın da şöyle gidiyor diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Tamam, çok da fark etmiyor demek ki. Bak çektim. Evet, merkezden doğrultumu çektim. Neden? Çünkü bu benim normalim. Yine bak açıortay verilmiş arkadaşlar. Geldiği açıyla aynı açı değerine sahip şekilde yansımış. Bu da doğrudur. Geldim bir tümsek ayna uygulaması verilmiş. Buradan göndermiş arkadaşlar ışını. Hop gelmiş. Buraya çarpmış. Sonra da bak odak uzaklığı, odağı ve merkezi de belirtmiş bana ki öyledir diye tahmin ediyoruz. Uzantısı sevgili arkadaşlar doğrultusu odakla merkez arasında olacak şekilde yansımış. Doğru mu? Yanlış. Bunun doğrusu ne olacaktı? Merkezden bu arkadaşa bir normal çekecektim. Gelen bu ışın arkadaşlar alfa kadar açıyla geldiyse yine alfa açısı yaparak devam edecekti ki bu evlere şenlik. Hiç de olmamış. Bu durumda T, K ve L diyorum. 1 ve 2 diyecektim. K ve L demiş. K ve L, C şıkkı dedim arkadaşlar 6'ya. 7 ile devam edelim arkadaşlar. 7. soru ne demekti? Aa, Ya bu soru da biraz kafayı yedirtti ama söyleyecek yani bir şeyleri söylemeye çalışmışlar. Tam da söyleyememişler gibi. Soru yazdırlayan çok iyi niyetli bana sorarsanız. A şıkkı olsun diye zorlamış ama cevap E arkadaşlar. Neden? Şekildeki gibi gönderilmiş. I ışını hangisi gibi yansıyamaz diyor. Noktalar arası da eşitmiş arkadaşlar. Çok da umurumuzda değildi açıkçası. Yani pardon öyle de laf söylemeyelim de. Yani çok da önemli değildi. Neden değildi iyi bir bakalım. Arkadaşlar ışınım gelmiş böyle yansımış. Yansıyabilir mi? Ne biliyorum sevgili arkadaşlar. Buralar özel noktalar olmadığı sürece. Şuradan çünkü bak KLP'lerin odak uzaklığı ya da merkez olduğuna dair herhangi bir bilgi var mı? Yok. Demek ki ben şuradan bir normal çizsem, normalimi çizmiş olsam ki bu verdiği bütün ışınlara göre arkadaşlar şu eğrilik, yarıçapım R hep değişir. Tamam mı? Hepsinde de aynı kavisi göremezsin. Kimisinde böyle olur, kimisinde şöyle olur, değil mi? O R'lere göre, gelişlerine göre. Çünkü bak bu böyle gelip paralel yansıyorsa onu da söyleyeceğiz birazdan. Burası odaktır falan diyeceğiz. Arkadaşlar çekerim. Merkezim benim buradadır. Ve arkadaşlar aynı açıları yaparak gelen açıyla giden açı birbirine eşit olacak şekilde pekala da yansıyabilir. Böyle geldi, böyle gidebilir. Bu olabilir. Cevap A şıkkı demiş olamaz diye. Ne düşündüğünü de ben size birazdan anlatmaya çalışacağım. Gelmiş buraya sevgili arkadaşlar böyle geldi böyle yansıdı. Yine az önce bahsettiğim gibi çekerim normalimi. Eğer şu açılar birbirine eşit olursa ki böyle bir nokta vardır burada. Değil mi? Mutlaka vardır. Açıortay çizebilirim ben buraya bir açıortay. Bu arkadaş böyle gelip böyle yansıyabilir. Bu arkadaş buradan gelmiş paralel yansımış. Bunun paralelliğini de yine belirtmeliydi bana söylerseniz. Odaktan gelmiş olabilir. Burası odak noktası olabilir. Odaktan gelen paralel yansır. Yansıyabilir. Pekala. Nitekim yine bu A ve B şıklarında söyledim. Aynı şey arkadaşlar. Şurada bir açı var. Bu arkadaşa bir açıortay çekersem, şurası merkez noktası olursa geldiği açıyla
gene yansıyabilir. Evet, bu da olabilir. Şimdi burada olmamasının sebeplerinden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim. Buradan aynama çarptım. Sevgili arkadaşlar, dikkat ederseniz paralelin de dışına geçmiş. Ha, şurada söyleyeyim. Tamam, şimdi bak söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, şimdi çukur aynada paralel gelen ışın odaktan yansıyor. Odaktan gelen de paralel yansıyor, değil mi? Güzel. Bir de şimdi bak şuradan şunu gönderdim. Şu ışını düşün. Tamam mı? Bu ışın şuradan yansıdı. Diğer şeyi de göstereyim. Şuradan yansıdı. Şimdi bak bu açıyı biraz küçültüyorum. Böyle gelirse bu arkadaş şu mavide yansıyan kabul edin şöyle yansır. Bu arkadaşı biraz daha indiriyorum. Bu arkadaş iyice yaklaşır. Şu arkadaşı indiriyorum. Bak hala merkezle eşit açı yapacak şekilde birbirlerine yaklaşırlar. Kırmızı gelen mavide yansıyan düşün. Bak gelir gelir gelir. En son bunlar merkezde buluştu ya. Bak merkezden gelen merkezden yansır lafı bu yüzdendir. Şimdi ben şu genellemeyi yapabilirim. Demek ki paralelin dışında yatay gelen bütün ışınlar arkadaşlar odakla merkez arasında yansır. Değil mi? Bak buradan gelen bütün ışınlar odakla merkez arasında yansımak zorunda. Çünkü en son merkeze gelir, merkezden gelen merkezden döner. Sonra devam edersen maviyi buraya alır, kırmızıyı buraya alırsan ne olmuş olur? Az önce söylediğim sonsuz sayıdaki pozisyonun tam tersi olur ki bunu zaten konuşmuştuk. Nasıl geliyorsa gidiyorsa bunun tersini de düşünebilirim. Yani burada şu yeşillerin arasında olan bütün ışımalar arkadaşlar şurada cereyan eder. Bütün geçiş alanım benim odakla merkez arasındadır ki görüntüde öyle göreceksin, öyle konuşacaksın. Değil mi? Merkez dışındaki bütün cisimler arkadaşlar odakla merkez arasındadır lafı işte buradan gelir. Tamam? Güzel. Şimdi bunu anladım. Bak burada şu arkadaş paralelin dışında yansıdığına göre şu yansıyandı. Böyle yansıdığına göre demek ki bu yeşilin dışında odakla ayna arasında gelecek. Güzel. Böyle durumlarda da arkadaşlar ne yapıyorum ben? Yine merkeze çekiyorum ışınımı. Hop normalimi şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak şekilde yansıyacak diyorum. Bakıyorum çiziyorum arkadaşlar. Hop hop. Tabi bunu da yine şekilden anlıyorum. Ha, yine tam belirtilmemiş. Arkadaşlar bu nereye gidiyor Allah aşkına? Merkez nerede? Merkezin asal eksen üzerinde olması lazım. Ben bu açı ortayı uzattığımda bu arkadaş benim asal eksenimle hiçbir zaman kesişmez ki. Böyle bir yansıma olmaz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Çukur oynalarda 1.5 F'den gelen 3 F'den yansıyor. Ha, F/2'den gelen, onu çoğu zaman söylememişler size. F/2'den gelen, şuradan göstereyim onu da. Arkadaşlar F/2 tam odağın yarısından gelen ışığın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyor arkadaşlar. Hop, şu şekilde. Değil mi? Ama bak burada da görüyorsun zaten. Buradan açı ortay çektiğinde yine merkeze denk gelirsin. F/2'den gelen F'den doğrultusu F'den olacak şekilde yansır. Bunu yapmış olmaya çalışsa bile arkadaşlar şu mesafeden yine kaybediyor. Çok uzun anlattım ama bence değdi. Yani şurada çok güzel şeyler söylediğimi düşünüyorum. Bunu iyice kafanızda tutun. Gelen yansıyan ışınlar. Evet E diyoruz arkadaşlar. Ha A'yı da neden söylemeye çalışmış olabilir? Şu olabilir. 1.5 F'den gelen de arkadaşlar şurası F ile M'nin tam yarısı olsun. Burası 1.5 F kadar olsun. 1.5 F'den gelen ışın da arkadaşlar tam 3 F'den. Şurası F kadar ya. Buradan bir F kadar daha gel. Şurası toplamda 1 F, 2 F, 3 F olur. 3 F'den yansır. Tamam. Belki onu söylemeye çalışmış. Hani 1'e 2 oranı var mı yok. Bak bunda benziyor gibi onu söylemeye çalışmış olabilir ama çok açık ve seçik 7'ye de E dedik. Hadi fazla uzatmadan 8'de devam edelim. Şekildeki düzenekte düzlem ayna ile çukur ayna arasında uzaklık X tamam verilmiş. Çukur ayna oda uzaklığı F. Bu arkadaş F. Ve K noktasından çıkan I ışını I1 ışını ile I2 ışını izlediği yollar şekildeki gibidir. I1, I2 nereden çıkıyor demişti. K noktasından. Ha bu noktadan çıkmış. Ha tamam kolay. Güzel. Ha bir böyle gitmiş bir de böyle gelmiş. X uzaklığı kaç F'dir diyor. F bu arkadaşın uzak uzaklığı.
Hadi ilgilenelim arkadaşlar. Bak buradan çıkmış. Önce şuraya bir bakalım, sonra bu arkadaşa bakarız. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş çıkmış. Hop, paralel gelmiş. Paralel yansıdığını nereden anlıyorum? Hocam belirtmeliymiş diyebilirsiniz. Diğer sorularda hep diyordum ya. İşte bak, burada belirtmesine gerek yok. Neden gerek yok arkadaşlar? Hop, şu arkadaş 90 derece ya zaten. Şu arkadaş 90 derece olmalı ki kendi üzerinden yansıyabilmeli. Düzlem aynaya dik gelen ışınlar kendi üzerinden yansıyordu ya. Buradan yansıdığı için ben buranın 90 olduğunu anladım. Bu 90, bu 90'sa ben bu ışının da paralel olduğunu anladım. İşte matematik bilgim nasıl işe yaradı, gördünüz değil mi? Güzel. Bunu anladım. O zaman K ne oluyor arkadaşlar? Benim F uzaklığım oluyor. Bunu bir belirledim. Güzel. Peki şimdi bu K'dan çıkan ışın geldi buraya. Hop, şu şekilde yansıdı. Ve çukura çarptıktan sonra da sevgili arkadaşlar bakın kendi üzerinden yansımış. Şu asal eksenimi ben bir uzatayım. Şunu arkadaşın doğrultusunu da uzatayım. Doğrultusunu da uzattım. Güzel. Neden uzattım? Çünkü merkezden, çukura merkezden gelenler kendi üzerinden yansıyordu ya. Arkadaşlar burası benim merkezmiş. Çukurumun merkez noktasıymış. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. Arkadaşlar düzlem aynada da bak burası bir ikizkenar üçgen oluyordu değil mi? Şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit oluyordu. Dolayısıyla şu uzunlukla da bu uzunluk birbirine eşit oluyordu. Bildiğin şu üçgenle şu üçgen aynı. Hatta K'da bir cisim olsaydı görüntüsü tam burada merkezde olurdu değil mi? Yansımayı da biliyorum düzlem aynada. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak arkadaşlar. Bakın burası merkez. Burası F kadarsa burası da F kadardır. Çünkü merkez odağın iki katı uzaklığında. X uzaklığını sormuştu. Arkadaşlar burası F kadar. Bak buralarda yarım yarım. Yani F bölü 2. Burası da F bölü 2 kadar. X'i bul. F artı F bölü 2. F artı F bölü 2. Bir tane, yarım tane, bir buçuk tane yapar. 1,5'u da arkadaşlar biz 3 bölü 2 deriz. Öyle değil mi? Buyur sana D şıkkı. Haydi 9'da devam ediyoruz arkadaşlar. Der ki bir ışık, ışınının çukur aynadaki davranışı şekildeki gibidir. Hayırlı davranışlar diyorum kendilerine. KL eşitmiş LP'ye. Bu da 15 santim olduğuna göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar ben kaynaklara baktım, kitaplara. Kitapların çoğunda şunlar belirtilmiş. Şöyle belirtilmiş. Paralel gelen odaktan yansır. Merkezden gelen merkezden gider. Ondan sonucuma tepeye gelen tepe asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde yansır. Alfa alfa. Bunlar söylenmiş. Şunlar söylenmemiş. Diğer sorularda bahsettim. Bak mesela F bölü 2'den gelen doğrultusu F'den geçecek şekilde yansır. Bir de şu söylenmemiş, onu da hangi soruda söyledim? 7. soruda da söylemiştim. Arkadaşlar 1,5 F'den gelen, 1,5 F'den gelen ışığın 3 F'den gelecek şekilde yansır. Şurası, evet bu da özel ışınlarımızdan bir tanesidir. Tamam. Ekstradan size söyleyeceğim bu iki ışın var. 1,5 F'den gelen 3 F'den yansır arkadaşlar. Telefonumu hemen şey yapıyorum. Zaten iki sorum kalmış. Onu da halledince bakarım telefonuma. Güzel. Şimdi bunu bildim. Bu bilgiyle çözeceğim bunu. Diyor ki arkadaşlar. Şimdi KL eşittir LP. 15-15. Tamam. Bak tam da bu söylediğim. 1,5 F'den gelen 3 F'den yansıyor ya arkadaşlar. 3 F'den gelen de 1,5 F'den yansır. Tam tersini de düşünebilirim. Geldi, gitti. Gittiği yerden gelip geldiği yerden gidebilir. Arkadaşlar burası benim 3F. Allah'ım kalemin ucu. Uzaklık olabilir. Hadi şununla devam edeyim ya. Şu nokta benim 3F uzaklığım olabilir. Şurası da 1,5F uzaklığım olabilir arkadaşlar. 1,5F. Bu durumda 3F 15-15 30 değil mi? 3F 30 santimetre ise sevgili arkadaşlar. F kaç oluyor? 10 santimetre oluyor. 10 santimetre olursa benim F'im de burada olur. F noktam. Bir 10 santimetre daha gidersem o da şuraya gelir ki burası da benim merkez noktam olur. Burası da 10 santim olur. Güzel. Aynanın odak uzaklığı 10 santimdir. Bak bununla buldum. Doğrudur.
Aynanın merkezi L ile P arasındadır. Yine yaptığım analiz sonucunda L ile M arasında, L ile P arasını buldum. Çünkü 20 santimde bulunacak. Burası 15 ise tabii ki L ile P arasında olur. Doğrudur. Ayna su içerisindeki yerleştirilse I ışık ışının davranışı değişmez. Gayet de doğru söylemiş arkadaşlar. Çünkü çukur tümsekte neydi? Renk, ortamın kırıcılık indisi falan değiştirmiyor arkadaşlar benim ışınlarımı. Hop, bunu da işaretledim. Bütün davranışlarım aynı ortam. Ortam bütün her yerde aynıysa. Şurada değişik ortam, burada değişik olsaydı bir kırılma olabilirdi. Ama bütün ortam hepsi aynı olduğu için davranışı değişmiyor arkadaşlar. 1, 2, 3 dedim buna da. 9'a da E dedikten sonra testin son sorusuna geçtim. Bir tümsek aynada gönderen kalem ışını tümsek aynadaki davranışları gibidir. Ha güzel, bu da hangisine benziyor? 6'ya benziyor çukurla şeyin. Hangileri yanlış diyecek galiba. Aynen, odak uzaklığı F, merkezde M olduğuna göre kalem ışını hangi de tümsek aynada yansıması doğru çizilmiştir. Doğruya bakıyorum. Bak burada da 7'de de F ile M'nin odak ve merkez olduğu söylenmeliymiş meğerse. Evet arkadaşlar, bak geldim, paralel gönderdim ki söylemeliydi. Paralel gelen doğrultusu odaktan geçecek şekilde yansır. Evet doğru. K doğru yansımış. Doğru yansımış derken evet öyle yansıyor. M'ye baktım hemen arkadaşlar. M de bak geldiği gibi yansımış. Buradan gelmiş, kendi üzerinden yansımış. Doğrultusu merkezden geçtiği için, değil mi? Doğrultusu merkezdeyse aynı yerden geri dönecek. Zaten merkez aynı açıyı yapıp dönecekti. Merkeze denk geldiyse merkezde uzantısı olacak şekilde geri döner. M de doğru verilmiş. Arkadaşlar L doğru verilmiş mi? Verilmemiş. Çünkü neden? Hop bu öyle geldi. Şimdi benim normali çizmem lazım. Normalde nereye çizilir? Merkeze çizilir. Bu açıyla geldiyse şu açıyla da geri dönmeliydi. Aynı açıyla, alfa açısıyla gelip alfa açısıyla dönmeliydi. Bu arkadaş biraz sapıtmış. Şuradan gelmiş. Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Oysa uzantısının, yani doğrultusunun odaktan geçmesi için paralel gelmesi lazımdı. L bizimle değil. K ve M diyoruz arkadaşlar. K ve M'yi de C'de işaretleyip testimizi nihayetlendiriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.